Slurry nedir? Slurry seal, agrega, asfalt emülsiyonu ve dolgu malzemelerinin laboratuvar çalışmalarında belirlenmiş miktarlarda karıştırılmasıyla hazırlanan, su eklenerek işlenebilir hale getirilen bir kaplama türüdür. Agrega temiz, dayanıklı, kırılmış, uygun şekilde sınıflandırılmış ve tek tip olmalıdır. Asfalt emülsiyonu, asfalt, su ve emülgatörden oluşan üç kısımlı bir sistemdir. Çoğu zaman dengeleyici veya kimyasal düzenleyici olarak Portland çimentosu, sönmüş kireç veya sıvı alüminyum sülfat gibi dolgu ve katkı maddeleri küçük miktarlar halinde kullanılır. Slurry nasıl yapılır? Agrega, filler, su, emülsiyon ve gerekliyse diğer malzemelerin katkı oranları laboratuvar ortamında belirlenir. Özel olarak bu iş için tasarlanmış araçlarda belirlenmiş oranlarda karıştırılır ve zemine uygulanır. Slurry, proje alanında hızlı ve kusursuz bir şekilde yapılır. Karıştırma ve yayma tek bir işlemde gerçekleştirilip, yol birkaç saat içinde tekrar kullanıma açılır. Slurry nasıl uygulanır? Slurry harcı, slurry karıştırma ünitesine bağlanmış olan yayıcı kutu aracılığıyla mevcut kaplama yüzeyine uygulanır. Slurry harcı yayıcı kutuya akar ve yayıcı karıştırıcı bu kutu ileri çekilirken harç serilir. Otomatik karıştırma işlemi eğitilmiş operatörler tarafından sürekli olarak izlenir. Diğer personel, slurry uygulamasından önce yüzeyi temizler, iş yerini trafiğe kapatır, serim işinin uygunluğunu denetler, uygulamadan sonra metal rögar kapaklarını temizler ve yayma kutusunun giremediği yerlerde slurry harcı serme işlemini tamamlar. Slurry tipleri. Değişik kompozisyon ve kesilme zamanlı emülsiyonlar, 3 agrega tipinden biriyle karıştırılarak istenilen özellikte slurry karışımı yapılır. Agrega, 1 ince, 2 genel ve 3 iri olmak üzere 3 tipe ayrılır. 1. tip, ince agrega. Düşük yoğunluk, düşük aşınmalı, trafiğe açık alanlarda azami çatlak nüfuzu ve kapatma amaçlı olarak kullanılır. 2. tip, genel agrega. En yaygın olarak kullanılandır. Genellikle normal ve yoğun trafiğin bulunduğu yerlerde yaygın olarak kullanılır. Bu tip karışımlar, çatlak kapatılması, normalden ciddiye doğru soyulmaların, oksidasyonun ve bağ kaybının önlenmesi ve kayma direncinin arttırılması için kullanılır. 3. tip kalın agrega. Ciddi yüzey bozukluklarını düzeltip, çok ağır trafik yüklerinde kayma direnci sağlar ve suda kaymayı önler. Hemen hemen her durum ve ihtiyaç için en zor istekleri yerine getirebilecek Slurry Seal karışımı sipariş üzerine özel olarak dizayn edilebilir. Niçin Slurry Seal kullanılmalı? Mevcut kullanılabilen çok yönlü kaplama sistemidir. Son derece ekonomiktir. Mevcut kaplamanın ömrünü oksidasyon ve bozulmadan koruyarak uzatır. Dayanıklı, her tür hava koşullarına uygun, toz tutmayan ve kusmayan bir yüzey sağlar. Uygulamadan birkaç saat sonra kullanıma hazırdır. Yüzeyden tehlikeli agrega kaybına sebep olmadan, kayma direncini ve yolun kullanma özelliklerini geliştirir. Çatlakları ve boşlukları doldurur, tek bir geçişte siyah renk ve doku sağlar. Sorunlu kaplamaların korunmasında ekonomik çözüm. Silindirlemeden ve astarlamadan eski veya yeni her tür kaplı yüzeye uygulanabilir.
Kılcal çatlakları doldurur, yüzeyi geçirimsiz hale getirir. Bitümce fakirleşmiş yüzeyde doku kayıplarını engeller. Kaplama bakımının yararları. Hiçbir yüzey kalıcı değildir. En iyi yüzeyler bile zaman, hava şartları ve trafiğin neden olduğu aşınma ve yıpranmaya maruzdur. Planlı bir kaplama bakım programıyla iyileştirme harcamalarında önemli tasarruflar sağlanabileceği gibi kaplamalarınız daha sağlıklı, kullanışlı ve emniyetli olacaktır. Bu programla aynı zamanda derin çatlakları ve oyukları onarmak için gerekli olan aşırı zaman kaybı azaltılacak veya ortadan kaldırılacaktır. Slurry Seal'ın uygulanması, zemin altında su sızmasının neden olduğu hasardan koruyarak mevcut kaplamanın ömrünü belirgin biçimde artıracaktır. Gelişmiş yüzey performansı ek bir avantajdır. Slurry Seal kullanan kaplama bakım programı, sadece kaplamanızı korumakla kalmayacak, aynı zamanda kaplama yatırımınızı korumanıza da yardımcı olacaktır. Yoğun trafik kavşakları, kent arterleri, köy yolları, havaalanları, köprüler, çevre yolları Slurry Seal kullanılan yerlerden bazılarıdır. Slurry Seal ne zaman kullanılır? Bağ kaybı ve ayrışma gözlendiğinde, zemin pürüzlülüğünü kaybettiğinde, çeşitli altyapı çalışmalarından kaynaklanan görüntü kirliliği meydana geldiğinde, mevcut kaplamanın yaşlandığı ve okside olduğunda, mevcut kaplamanın suya karşı geçirimsizliği istenildiğinde. Slurry Seal ne zaman kullanılmaz? Yoğun timsah sırtı çatlaklar oluşmuşsa, derin tekerlek izleri oluşmuşsa, oturmalar, çukur ve tümsek gibi geometrik bozulmalar mevcutsa, yüzeyin hazırlanması, yamaların yapılması, çatlakların tamir edilmesi, işlevini kaybetmiş çatlak dolgularının temizlenmesi, termoplastik yol çizgi boyalarının temizlenmesi, yağmur ızgaralarının ve rögar kapaklarının uygun bir malzeme ile kapatılması. Uygulama koşulları. Ortam nem oranı %60 ve daha düşük olmalı. Hava sıcaklığı minimum 10 santigrat derece ve gün içerisinde artıyor olmalı. Yağış bekleniyorsa uygulama yapılmamalı. Zeminde donma olmuşsa üzerinden 24 saat geçmeden uygulama yapılmamalı. Gün ışığında uygulama yapılmalı. Akşamları zemin ve hava sıcaklığının yüksek olduğu ve havadaki nem oranının düşük olduğu durumlarda önceden testlerini yapmak şartıyla uygulama yapılabilir. Slurry Seal kaplı yolda fren mesafesi kısalır, yolun tutuculuğu artar.